Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün yoğun istek üzerine efsane kral kuşçu Mustafa Aziz Ses namı diğer Karabela abimizle birlikteyiz. Özel olarak sizin için getirdik. Onun ender kuş bilgilerinden faydalanmak için. Evet, ilk sorumuzu soruyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım diğer soruları söylediler. Evet. İyi bir kuş nasıl olur onu ben anlatacağım. İyi bir kuş nasıl olur kardeşim? Benim kuş anlayışıma göre bana göre. Bizim istediğimiz buluttan düşmesi. Ama o olmadığı için 50-100 metreden kuş kitleyecek hedefe. Bunu herkes bilir de yine de söyleyeyim. 5 metrenin altına alacak ya da gözün hizasından alsa daha iyi. Daban tokatını vurdu mu, kafanı kaldırdı mı ne çabuk tavura gittin. Bu arada ara hızı, ara tokat hızı var ya. Atıyorum 5'er metre açtı, 10'er metre attı, açtı. O hızı kesmemek şartıyla tabiri caizse girdiği gibi çıkacak. Üstünü bağlayıp kopup gidecek. Gitti. Artık 15 dakika olur, 20 dakika olur, 10 dakika olur. Gelecek tekrar bu benim dediğimi yapacak. Bu benim için iyi bir kuştur. Benim için iyi bir kuştur. Ondan sonra 11 kanada gelecek, kuyruğa gelecek. Onlar hiçbir fonksiyonu yok, hiçbir modeli yok. Kuşun değişmeyen tek gözü kanıdır hemşerim. Atıyorum kuşun metresi 1 metre ise, 1 metre ise kanında 1 metre oynar. Eğer 10 metresi 10 metre oynar. Ama ona kuş kataraktan kuşun metresini uzatabilirsin yani. Kuşun metresini uzatabilirsin kuş kataraktan. Evet. Peki kuş eşlenmesine bir değinebilir misiniz? Kuş eşlenmesine Ergün abim söyledi yani. Aynı benim diyeceklerim onlar yani. Evet. Ha, o şekil. Evet Mustafa abi, kuşta fizik önemli midir? Dış abi, görünüşü abi, masada. He, fizik hem oynasa hem de fiziği daha iyi. Ama fiziği önemli değil. Rengi hiç önemli değil. Bak daha önceleri dedim. Kuşun değişmeyen tek gözü kanıdır hemşehrim. Kanında ne varsa kuşunu gösterir. Benim anlaşıma göre. Fiziği hiç önemli değil. Ala olur dört dörtlük oynar. Gök olur dört dörtlük oynar. Çünkü sonuçta biz oyun kuşu besliyoruz. Fiziği önemli değil. Öyle değil mi Ergün abi? Peki Mustafa abi, ben kuşu havada görmedim. Yani havada görünce herkes anlıyor. Tamam. Elde alacağım veya ne bileyim ihalede böyle bir ihalede tamam, alacağım. Onu da söyleyeyim. O kuş hemen elde söyleyeyim. Nasıl olacak? Hemen özelliklerini anlatır mısın? İhalede çıkan kuş taklaya vurduğu zaman kuş yukarıya doğru gidecek. Aşağı doğru inmeyecek. Bana göre o ilk bir kuştur yani. Takla içeride peki, vuruyor ya. Peki elde? Yukarıya doğru gidecek. Elde de aldığın elde zaman de kanat yapısı iyi olacak. Kanat yapısı pamuk gibi, pamuk gibi olacak kuş. Ondan sonra pratik olacak. Hiç takla vurmadığı ihalede kuş çok pratik. Pratiklik olacak kuşta ama kanını bilmiyorum. Bak kuşun değişmeyen tek gözü kanıdır hemşerim. Peki kanat yapısı nasıl olacak? Bu bazı arkadaşlar diyor işte bu kuş uzun gider. Bu kuşun kanadı İşte kalın. Ergün abi anlattı ya. Aynı ben de onlara katlanıyorum. Yani bir daha oralara girmem. Aynı Ergün abimin dediği gibi yani. O şekil olacak. Ondan sonra kuşta surat olacak. Dapar olacak. Kuş kanat ucuyla gitmeyecek kaçarken. Kuş kaçarken omuzuyla yani. O kanada bindirecek yani. Baktığın zaman böyle yani kuş kaçarken kafayı kaldıracak, kuyruğu açacak. Böyle alttan baktığın zaman sadece kuşun kuyruğu gösterecek kaçarken. Eyvallah, anladım. Mustafa abi, hani kuşun en güzel oyun zamanı ne zamandır? Kuşun en güzel oyun zamanı erkeğin yavru 2 haftalık, 3 haftalık olduğu zaman ne varsa, kuşta varsa tabii bak. Yani kuşmuş olacak, kuşun yuva görmüş olacak. Kuşun kanında varsa döktürür. Dişinin de yumurtaya, ikinci yumurtayı kaçından çıkarttıktan sonra 3-4 gün yumurtanın üzerine yatan kuş, o zaman kuşta varsa, ne varsa dişi de o zaman döktürür. Eyvallah. Mustafa abi, hiç damarını bilmediğin bir kuşu nasıl anlarsın, iyi kuş mu veya kötü kuş mu elde? Elde kanını bilmiyor bak, yine diyorum. Bilmiyor. Kuşun değişmeyen tek gözü kanıdır. Elma ağrım, Ergün abim dediği gibi tüyleri yumuşak olacak. Kuşu böyle aldığın zaman ayaklarını karnına çekecek. Gözlerin rengi. Gözlerin rengi temiz olacak. Kenardaki etler yani. Evet. Bozuk olmayacak. Beyaz olacak. Et derken bozuk olmayacak, kenardaki etler temiz olacak. Mercek var mı? Ondan sonra işte pamuk gibi olacak elini aldığı zaman ama kanını bilmiyorum yani. Evet. Kanını bilmiyorum. Peki kuşta daban tokatı, üst bağlaması çok mu önemlidir? Veya mesela üstü bağlamayan kuş ne yapar? Daban tokatı tercihimizdir. Bak tercihimizdir daban tokatı. Üstünü bağlamayan kuş 5 para etmez. Hiç kimse beslemesin. Ama kuş 2 saat altına oturdum. Kuş 2 saat içerisinde hayvan her şey yani A'dan Z'ye kadar her şey yaptı. Ama daban tokatını vurmadı. Daban tokatını
Çoğu zaman vurdu, çoğu zaman vurmadı. O kuşu elimde tutarım ben. Onu tutarım elimde. Mustafa abi, şimdi arkadaşlar bir kuşları gösterir misiniz ama arkadaşlar? Tercihimiz daban tokadı olanın. Mesela bu kuşun kanatlarına bir bakalım. Siz de bakın, tamam, Ergün abi de baksın. Ya farkımız yok. Gördün mü kanatları? Evet. Şu gördüğüm borular, kuşta eline aldığın belli olmaması lazım. Şu borular var. Evet. Bazı kuşlarda boru gibi kalın olur. Kuşum şunu şöyle eline elledin mi? İncecik olmaz, belli olmayacak. Boru. Borusu ince olacak. Peki bu yapı... Bu şu genişlik, bak ne... Önemli mi? Önemli tabii. Tabii önemli. Bazıları çarşaf gibi olur. Çarşaf gibi olur. Kanatlarının araları açık olur. Çok önemli. Kuşun kanadı ne kadar ince olursa o kadar sık olur. Kuşun kanadı ne kadar inceleri şey olursa sıklaşır. Yani sık olması iyi. Arası açık olmaması gerekiyor. Şu sık olması iyi. Şöyle olması lazım bak şu şekil. Gördün mü? Kapalı olması lazım. Açık olmayacak. Evet. Çarşaf gibi kuşların kanatlarında açık olur. Geniş olduğu için. Bu kuşun kanadında bak. Yani bir de bize bu oynuyor. Ben bir şey daha anlatayım. Buyur abi. Bu Türk kuşlarında çoğu kişi bunu bilmez abi. Bu kuşu alır. Kuş sağlıklı, yavruyu büyütür. Bu kuşun borusu kalın. Evet, yavruyu, bak yavruyu büyütür. Ondan sonra bu kuş bir hastalığa girer. O ara o hastalığı atlatır. İnnesiyle, ilacıyla atlatır. Ama kuşu bilmez ki, bu kuşu uçurur. Uçurur. Kuş da iyi bir kuşun yavru. Bir şey yok. Kuşta oyun yok. Yani yapamaz. Bir taklayla 3 metre gider, 4 metre gider. Bunun bir sebebi vardır. Bu kuş yavruyken hastalık geçirmiş. Hastalık geçiren kuş, şurada bir kemik vardır bakın. Göğüs kemiği. Hollandalılarda bu göğüs kemiği dümdüz olacak. Eğer hafif böyle eğriliyse bu kuş ne yumurtada düzgün yumurta yumurtlayabilir. Aha burada var. Ne de yavruya bakabilir. Evet. Benim kuşum yavruya bakmıyor. İyi bakmıyor. Evet. Kuşun kendinde zaten problem var. Aynı yavruya var. Bakamaz. Bu kuşun şu kemik yapısında eğer hastalık varsa zaten bu zamanında eğriliyor. Evet. Yani şöyle dümdüz gelmiyor. Bu kuş bak dümdüz geliyor. Eğrilmişse bu kuştan bir şey bekleme. Eyvallah. Bizim bazı kuşçularımız, Türk kuşçuları bunu bilmez. Uçurur ya ben falan yerden aldım. Güzel oynuyor. Güzel kuşun yavrusu bekler ama kuşa hastalığı sokmuştur. Kemik eğrilmiştir. Bu kemikten haberi yoktur. Bu kemik eğrildiği zaman abi bu kuş ne oynar? Bir işe yaramaz. Ne oynar? Ne istediğin oyunu yapmış. Evet, teşekkür ediyorum Tekma abi. Bunu süreceğim. Diyorlar ki biz matbaacılardan kuş aldık diyorlar. Abi Mehmet Özbek Zaptan Mehmet amcadan kuş aldık diyorlar. Bu kuşu da arabacıdan kuş aldık diyorlar. Hangisi ünlüyse ondan kuş aldık diyorlar. Elektrikçi Şeref amcadan rahmetlikten kuş aldık diyorlar. Bunlara aldanmasınlar kardeşim. Ben gittim bu adamlar beni kapısına sokmadılar. 20 sene önce, 30 sene önce. Vallahi yalan. Abi dur bir dakika. Burada olmayan insanlar... Yok arkasından konuşuyorum. Eğer birebir, abi onu demiyorum. İsim anıyorsun da yani. Tamam isimlerini söylemedim. Eğer birebir bu kuşları, bak birebir benim saydığım adamlardan aldıysalar başım gözüm üzerine. Bak diyecek hiçbir sözüm yok. Ama aracılardan aldıysalar bu kuşları, yani inanmasınlar. Kendine öyle kuşa, insanlar da var, bu söylüyor aslında. Sen isim yani. Diyorsun ya, adam o kuşun başını bekleyecek, bu kul hakkına girmez. Yazık günah kardeşim, beklemesin yani. Ama birebir gidip bu adamlardan aldıysalar, diyecek sözüm hiç yok. Ama aracıdan aldıysalar, o yalan dolan. Niye bu lafı diyorum? Ankara Ulus'ta ben bir tane adamla tanıştım. Sakalı Mehmet amca uzun boylu, 65 yaşlarında var. Adam bana kuşu verdi, abi Veysel burada, matbaacanın kuşu diye. Ben kuşun götünü tam 200 sene bekledim. Hiçbir şey, ne yavrusu oynadı ne kendisi oynadı. O bakımdan ben bu laflar diyorum kardeşim. Evet. Ondan sonra bunu demeden geçmeyeceğim. Ben Trenci Yaşar var Ankara'da, geçiverende. Trenci Yaşar'dan iki tane kuş aldım, birine hediye verdi dişi. Kardeşim ben ömrümde öyle kuş görmedim. Diyeceğim ne yaptı? 7 tokatla kuşlar buruta gitti. 20 dakikada, 25 dakikada sefere geldiler. Şimdi bunu başka biri anlatsa ben de inanmam. Ben durmadan, zaten o kadar param o yüzden gitti. Durmadan bunlara eş aradım, erkek. Durmadan aradım, bir türlü tutturamadım. Yavrular da buna verdim. Söz attı bunlar. Söylesin bakalım kuşlara. Söylesin. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Büyük bak, ustad. Ben de teşekkür ederim. Beni dinleyen arkadaşlarıma bol şanslar diliyorum. Herkese en derin saygılarımı sunuyorum.
Yine bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bir de sarılar aldım. Ankara'da öldüyse Allah rahmet eylesin, kaldıysa Ankara Kırıkkale'de. Sarı Mustafa abi. Sarı Mustafa abimden sarılar aldım. 20 sene geçkin. Onun kuşları da güzeldi yani, onu da belirteyim burada. Abi Veysel'cim kuşları bilir. Evet, Veysel kardeşim, seni tanıyabilir miyiz? Kuş hakkında bilgilerini alalım. Bozlarda yalan. Konuşmak istemiyor musun? Sizi tanıyabilir miyiz abi? Kısaca. İsmim Mustafa. Sesini yükseltir misin? İsmim Mustafa. Kendim Nevşehirliyim. Eyvallah. Belçika'da 33 yıldır burada emekler etmekteyim. Sesini yükseltir. Mesleğim farklı. O da daha sonra öğrenilir. Yalnız az önce dedin de isim beyan ettik. Yalnız hani yayınlarsın yayınlamazsın. Ama ismi, ismi söylemedik şöyle ki. Şöyle, ben ne açıdan söyleyeceğim şey. Şimdi ben kuşun cinsi ya da şunu bunun da için bir şey söyleyeyim. Tabii her kuş kendisi oynar. Tabii Diyarbakır kuşu ayrıdır. Mardin kuşu ayrıdır. Tabii, tabii. Urfa ayrıdır. Bizim mesela bizim Nevşehir'in özel kuşları vardır. Herkesin yetiştirme tarzına da bağlı. Evet. Hani kişi ve kişilerin varlığı ya da olmaması önemli değil. Ama bizlerde mesela sen söyledin de mesela birebirlik olarak mesela bu sene bizim polis meslektaş arkadaşlarımız Mustafa Adnan Bey'e gitti. Adnan Zengin. Adnan Zengin tamam. Bey'e gitti. Orada şu anda da bakın videolarımız var. Birebir değil mi Mustafa? Birebir. Tabii evet. Onu demek birebir. Istedim Mustafa. Tabii birebir oldu mu can kurban olsun. Evet. Şöyle bir şey var. Onu demek istedim ismin... ben. Mustafa abi. Ha adaşmış. Şimdi Mustafa abi bunu de... ismin daha. Bunu demek istedim. Safer. Safer. Şimdi Mustafa'nın şununla katılıyorum. Hani kulaktan dolmalarla işte bu bunun kuşuymuş. Evet. Sponsor yanlış. Sponsorun yanlış yere yorumlayıp da bir yıl insanı yıllarca, aylarca bekletmesi yanlış ve terbiyesiz. Mustafa abi aynı bunu terbiyesiz benim açımdan söylüyorum. Çünkü niye? Adam biz burada çok gördük, hepimiz de yaşadık. Ben 50 küsur yaşım, 54 yaşındayım. Allah uzun ömür. Yıllardır cümlemize yıllardır adam diyor ki ya işte şu kişinin. Adam nereden abi? O kişinin değil bak, lafınızı kesiyorum. Bu kişiler sahtekar kişiler. İşte onu anlatmak. Bu kişiler ihalelerden 100 liraya, 50 liraya, 10 liraya kuşu alır. Falan kişinin kuşu. Ankara'dan şu kişinin kuşları diye satmaya kalkan kişiler. Prim yapmaya çalışan insanlar. Prim yapmaya çalışan insanlardır. Ve bu kişiler benim gözümde sahtekar kişiler. Allah razı olsun. Aynen öyle. Para, Alman parasıyla 5 para etmez. Aynen öyle. Kaybol kardeşim. Kaybol. Millet sanıyor ki Avrupa. Genellikle de bu Türkiye'de oluyor. Avrupa'daki kişilere 2500 lira, 3000 lira, 5000 lira, 10.000 euroya kuş satıyorlar. Avrupa'da para akıyor sanıyorlar. Dur bir saniye. Bak şimdi. Ama geliyor kuşlar boş. Biraz şimdi, sonra Mehmet kardeşimle konuşacak. Şimdi şunu Mustafa abi bir. Şimdi şunu söyle. Mustafa sesini bir zahmet yüksel. Teşekkür. Hadi söyle. Şöyle söyleyeyim. Az önce cümlesine devam ilave ederek evet. Şunu söyleyeceğim. Değer verdiğimiz ustalardan meslektaşımız olan Mersinli çok değer verdiğimiz arkadaşlarımızla dediği gibi. Adam demiş ki işte onun kuşu. Mesela Adnan Bey'in kuşu demiş. Adnan Bey demiş, da nasıl benim kuşum ya? İşte şudur budur. Adnan Bey var ya, benim seni tanıyın mı beni? O diyor ki, ben tanımayayım. Sen kimsin? O diyor ki, senin dediğin kişi nasıl biri? İşte şöyle böyle. E o kişi benim diyor. Hani sen benden almışsın, benden uçurmuşsun. İşte böyle üç kağıtlara gelmiyorum. Avrupa'da da bizlere de yazık etmesin. Yani kısacası kuşu görerek alın. Aynen. Abi biz aynen. Alamadık. Kulaktan doğru. Bir de şu sponsor olayı var ya arkadaşlar. Bak gerçek söylüyorum. Özellikle bak ben bu Avrupa'da üç kağıtçı düzenbaz sponsorlara inanamıyorum. Yani. Ya kulaktan diyor ki Ali'nin, Veli'nin, şunu bunu... İşte Mustafa abi de o, isim vermeyerek onu söylemeye çalıştırsınlar. İnanmazlar, yazık günah. Ya yazık. Adam şunu yazık. Getiriyor zaten ihaleyi. Kendimiz hepimiz biliyoruz. Hiç kimse diğer kuşunu getirmez. Ama ihalenin bir özelliği, işte elinde fazla olan getiriyor. İyi kuşta gez var. Var yok değil. Ama ya eğer gerçekten sen bunu yayınlayacaksan, bizi de dinleteceksen, alıyorsan açık ve net söylüyorum. Ya şu sponsor, sahtekar sponsorlara hiç kimse bir inanmıyor. Abi birazdan. Ben burada çektiğim insanların telefonunu alacağım. Birazdan Mehmet. Bir dakika. Telefonunu da alacağım size de. İnternet adresi, YouTube adresini vereceğim. Orada bütün videolara bakabilirsiniz. Kayıt olmayı unutmayın.
Sizden bir para talep etmiyoruz. Sadece video atıldığında istersen bakarsın, istersen bakmazsın. Bilgilensinler kardeşlerimiz, bilgilensinler kardeşim. Olay bu. Bilgilensinler. Bak, polis Beşiktaşımız, polis Latif Bey var, Mersin. Bak açın, konuşun, evet. Ben vereyim numarasını. Yalan söylüyor. Yok abi, estağfurullah. Yani bizim ne işsek, görevimiz ya da ne yapıyorsak meslek için onu söylüyor. Latif Bey var, meslektaşımız, emekli olmuşlar. Türkiye'de meslek. Şimdi bu işin doktoru da var, polisi de var, fakiri de var, ne zengini var? De var, yani başbakanı da var. Aziz Yıldırım bile şey besliyor. Siz ona söylüyor. Bir abinin koşması bitsin de. Şam biliyorsunuz, bizim bokserimiz Hollanda'daki biliyorsunuz. Sinan Sam. Evet. Onun da var. Biz onlar da gittik görüştük rahmetli zamanında. Bak az önce dediğim polis meslektaşlarımızdan Latif Bey dediğim. O da. Ya adam diyor ya İllak şu. Ya arkadaş ben diyor kuşu diyor sana veriyorum. Ya da Adnan Bey şunu yap. Dürüstlük de. Her şey dürüstlük. Mustafa Bey de ya da öbürü de herkes dürüst olmalı. Şu tek caz söylüyorum ve konuyu kapatmak istiyorum. Herkesle, bütün kuşçu arkadaşlardan Belçika'da, Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da ya da şunu ya sahtekar sponsorlarla Allah'ınızı seversen ya yapmayın ya. Ya bizleri boş yere, boş yere bizleri avutmayın. Onun kuşu şöyleymiş, yok onun kuşu şuradan gelmiş. Allah razı olsun. Sen de çektiğin için, hayat yaptığın için sana ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum abi. Allah razı olsun. Bir Allah senden razı olsun kardeşim. Bir Mehmet kardeşim de birkaç yorumunuz. Mehmet kardeşim, seni biraz tanıyabilir miyiz? Mehmet Koyuncu, aslen Denizli'liyim. Evet. Antwerp'de yaşıyorum. Ben de bu koyun kuşunu besliyorum. Besleyebildiğimiz kadar. Yani burada daha bizden daha iyi kuşçular var, eski kuşçular var, bu işi bilenler var. Estağfurullah. Biz de bunların arasında bazı şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Valla bana göre iyi kuş, ben iyi kuştan bahsedeyim. Biraz abiler şeyden bahsetti. Evet. İşte bu işin nasıl götürülür, nasıl biraz şeyinden bahsetti, alımından, satımından. Ama beni o taraf çok fazla ilgilendirmiyor. Tabii ki haklılar abiler ama beni ilgilendiren kuş yani oyun kuşu özellikle seviyorum. Yani iyi kuş da şöyle olmalı bana göre. Hani kaçabildiği mesafeyi kısa veya uzun. Çok kısa da kaçarsa iyi değil ama kaçabildiği mesafeyi çok iyi kaçması lazım. Duyurması lazım. Aynen ateşli, deparlı. Ve ben şunu ararım bir kuşta iyi gezmesi lazım abi. Benim kuşum iyi gezecek. Gezmeyen kuşu beslemez. Yani dönüp dönüp giren kuşları dam beslenmez, damızlıkta edilmez. Aynen. O şekilde. Bunu da zaten çoğu kuşu bilir. Kuşta renk aranır mı abi? Kuşta renk aranmaz. Yani oyun kuşunda renk bazen öyle bir ala görüyoruz ki yani her renk var üzerinde ama bir kaldırıyorsun abi havaya. Yemin ederim. Döktürüyor. Dörtlük. Ama yani. Altında da bir şey çıkmaz. Bu da benim görüşüm. O tartışılı. Orası tartışılı. O damarı bilmen lazım. Önemli olan bu kuşçulukta bana göre beslediğin damarı bileceksin. Olacak. Elinde. Yavrulukta ne yapar? Ekeliğinde ne yapar? Alabele kuş çok iyi oynar. Ve bunlar genellikle Sivas çaparı olur. Sivas çaparı. Ala oynamaz derler ama Sivas çaparları kendini kanıtlanmış kuşlardır. Bunlar gittikten sonra yani ciğeri bile patlayan belgelidir yani. Ama gerçek Sivas çaparını bulursan. Evet. Ya o besinin damarı çok iyi bilmem lazım. Hani çapar mı gelir altından veya gök mü gelir? Gök gelirse nasıl oynar? Beyaz gelirse? Beyaz da gelir çaparların altından genelde. Beyaz gelirse nasıl oynar? İyi mi kaçar? Yani önemli. Peki olan. Kısaca bir soru da ben sorayım arkadaşlar. Şimdi benim ufak kuşluğuma göre kuş rengine göre oynar. Estağfurullah. Rengine göre oynar. Mesela bir iki kuş birbirine vuruyorsun. Altından bir beyaz çıkıyor, başka oynuyor. Bir gök çıkıyor, başka oynuyor. Değiştiği zaman yani rengi değiştiği zaman parmağın beşi. İşte onu demek istiyorum. Değişik. Senin dediğini söyleyeceğim. Çok iyi bir aklımdaydı zaten o. Çok iyi bir konuya adam diyor ki, çok iyi bir konuya denedim. Teşekkür ederim. Adam diyor ki bu kuşun altında ben beyazı bekliyorum. Niye kardeşim? Diyor ki sahibi bana verirken demiş ki beyaz atarsa? Beyaz atarsa bekle. Onlar kimse verme. Ben buna inanmıyorum. Niye inanmıyorum ama dinle beni. O adam bir beyaz çıkarmış uçurmuş altından oynamış veren adam. Buna bunu demiş bu bunu bekliyor. Ama kardeşim siyah da oynayabilirdi atıyorum. Gök de çıkmış. Ama aynısını yapmıyor Mustafa abi. Tamam aynı. Tamam aynı. O beyazı görmüş, alttan çıkanı ben gökü de görebilirim kardeşim. O zaman da gökümü beslemem lazım Mustafa abi, öyle değil mi? Yani bu budur yani. Onu da kabullenmiyorum ben. Kabul etmiyorsun. Bir kuştan bir çift bir kuş tutmuş. Atıyorum 4 tane yavru aldı. 6 tane yavru aldı. O da dur.
İki tanesi oynadı, iki tanesi oynamadı. Oynamayan altından oynayan çıkar. Çünkü niye? Hani diyoruz ya. Kuşun değişmeyen tek gözü kan kardeşim. Peki Mustafa abi şöyle bir soru sorsam. Size göre en güzel şimdiye kadar sizin gözünüzle gördüğünüz renk hangisidir? Abi Arap'la gökten çıkar. Abi Arap'la gökten bu. Arap'la gökten çıkar. Boza gök. Kuşun boza gök. Ana vatanı Arap'la göktür. Doğru söylüyorsun. Sen ne diyorsun? Aynı katlanıyorum ama biz bozları da gözümüzle gördük Veysel. Peki ballı? Ballı, dumanlı? Boz kirli gördüm. Onlar... Aynen katılıyorum. Ballı, dumanlı? Dumanlı. Peki beyazda siz güzel oynayan gördünüz mü arkadaşlar? Beyazda gördük ama orijinal beyaz değildir o belki. Ama mesela matbaacılar... Beyazın herkes der ki beyaz iyi oynamaz. Ama oynayanı da var ya. Oynayanı da vardı. Bu eski Ankara beyazları... Kitabına kadar, Allah'ına kadar oynar. Evet. Eyvallah. Yani seyrettilerse Ankara beyazı olacak. Evet. Ve de kuşun esas kökeni Ankara'dır. Doğru söylüyorsun. Yani kökeni Ankara'dır. Başka yerde varsa da yine Ankara'da. Tamam başka yerden gelmiş olabilir ama esas yeri Ankara'dır. Ankara gökü, Ankara bozu bir ayrıdır. Ve de o kuşlardan kimse de çoğunda kalmıyor. Bozlar beyazı oradan geliyor. Evet. Eyvallah teşekkür ediyorum. Siz tanıyabilir miyiz? Kısaca ihale sahibimiz. Önder Polat. Sesini yükseltebilir misin? İsmim Önder Polat. Facebook. Adige Çerkezoğlu diye yazıyor. Burada ortamı kuşlar toplansın diye şey yapıyoruz yani. Biz kesinlikle parayı falan düşünmüyoruz. Yaptığımız evet. İkramlardan dolayı. Eyvallah. Herkes de gördü. Gelenlerin ayaklarına sağlık. Memnun olduk. Maksat muhabbet. Yine bekleriz tabii ki. En önemlisi zaten o tanışıp sohbet. Güzel bir sohbet yapıp güzel bir akşam geçirmek. Ben de Sivas kuşları besliyorum. Killerden besliyorum işte. Şimdi çapamızda biz kuşçuluğumuzu yapıyoruz yani. Eyvallah herkese teşekkür ediyorum. Diyorum. Herkese katkılarından dolayı hayırlı özellikle hayırlı. Size hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Zafer kardeş biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Allah senden razı olsun. Abilerinden Allah razı olsun. Kardeşlerinden Allah razı olsun hepinizden. Veysel bugün konuşmadık. Konuşsaydı iki kelime iyiydi. Hayır, iki kelime benim. Tamam da abi senin yanında konuşamaz. Ben öyle düşünmüyorum. Mustafa yani. O da konuşsun. O zaman bu oyun kuşuna var ya hayatını vermiştir. Abi yani. Gelmiş geçmiş ben en büyük kuşu. Hayatımı verdim. Vermiştir. Bak ister inan ister inanma. Reklam olarak söylemiyorum abi. Hayatımda görmedim. Bir haftadır bir video atmışım. 800 bilmem kaç kişi bakmış. Bir ayda attığım başka insanların kişiye ya 10 kişi ya 20 kişi ya 30 Zahmet, kişi bakmış. Bir zahmet bu da iki kelime söylesin bana dert olmasın. Evet siz tanıyalım. Ben ismim Veysel, Konyalıyım. Evet. 45 senedir bu işi yapıyorum. Sesini yükselt. 83'te. Mikrofon yok. 45 senedir bu işi yapıyorum. Bence herkesin istediği kuş dört dörtlük olacak. Dört dörtlük bir kuş da zor bulunur. Benim sevdiğim kuş sesli olacak. Uzaktan dalacak. Uzaktan en az 300 metreden 400 metreden dalacak. 3 metre 4 metrenin altına inecek. Taban tokadını vurduğu zaman en az böyle bir minare, 1,5 minare gidecek. Kaç tokatla? 5-6 tokat. Üstünü de bağlayacak. Ama benim için en önemli şey surat. Ses. Çok suratlı ses. Olacak ve ses. Çok sesli olacak. Depa. Evet, herkes onu istiyor. Şu bozları da bir anlatsın korbanım için. Hangi bozları? Trenci Ankara'da, trenci yaşadan aldığım bozları. Kimse inanmaz. Ya, tamam. Kimse inanmaz. İnanmasalar inanmasınlar ama ben biz niye inanmıyoruz? Ben onları gördüm. Yani. Niye inanmıyorum? Ben ana babayı gördüğüm için. Aynen. Niye tokat? Evet arkadaşlar bu kadar yeter. Çok uzun gidiyor da. Şimdi desen. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok uzun gidiyor. Bak kapatıyorum. Dur. Birazdan tekrar çekeriz. Sorun değil. Ya şu bozları bir demedim. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar.